Faiz nedir? Geldik. Geldik onun tanımına. Allah Teala faizi aslında kendisi tanımlıyor. Bakara suresi. Aslında bu ayet Nisa 29'da da aslında var ama hadi Bakara suresi 275. ayet-i kerimeye bir bakalım. Tamam. O sayfanın ilk ayeti. Şimdi bizim efendim geleneksel konuyla ilgili kitaplarda Allah o kadar faiz tanımı vardır ki. Efendim işte alışverişte karşılıksız fazlalıktır, efendim şurada karşılıksız fazlalıktır, böyledir, şöyle olursa faiz olur, böyle olursa faiz olur. Hep karşılıksız fazlalık. Yani hep zihinler, efendim bir şey verdim, bir şekilde bir transferde bulunduk, bir artı bir şey oluştu. Hep ona odaklanılmış. Bütün gözler ona odaklanılmış. Ona odaklanılınca da maalesef düzgün bir tanım yapılamamış. Yani problemin hedefinden şaşmış yani. Hedeften şaşılmış. Problemin ne olduğu tam olarak ortaya konmamış. Şimdi bir şey yani. Bakalım 275'te faizden bahseden ayet-i kerimede Allah Teala buyuruyor ki: "Ellezine ya'kuluna riba la yakumuna illa kema yakumul ladzi yatahabbatuhu şeytanu minel mes." Faizcilik yapanlar, faiz yiyenler adeta şeytanın peşlerine takılıp onları sersemleştirdiği İnsanların davranışı gibi davranışta bulunurlar. Davranışları budur. Fakat bu da son derece önemli, onu söyleyeyim. Şimdi Nisa, isterseniz belki dağıtıyoruz ama olsun seyircilerimiz toparlarız bize affetsinler, hocam, toparlarız. Toparlarız. Nisa 4 veya 5 olacak. Allah Teala orada malı kıyamın bir vesilesi olarak bizlere gösteriyor. Diyor ki, evet, 5. ayet. وَلَا تُؤْتُ السُّفَهَاءَ اَمْوَالَكُمْ Mallarınızı aklı ermezlere vermeyin. اَلَّتِي جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ kıyama. Sizin için dik durabilme, ayakta durabilmenin vesilesi kılmış olduğu malları aklı ermezlere, yani gerektiği gibi o malı değerlendirme melekesinden, eğitiminden, bilgisinden, becerisinden yoksun, insanlara vermeyin. Yani mal bir toplumu ayakta tutan unsurlardan bir tanesi o zaman hocam. Kıyam da durmanın, düzgün hareket edebilmenin, dik durabilmenin, onurlu durabilmenin, istikrarlı bir hayat sürdürebilmenin temel unsurlarından birisi. Hı hı. Şimdi gelelim ayet-i kerimeye. Tamam. Bakara 275'e. Tamam, dönelim. Faiz yiyenler la yakumune. Ha. Kıyamda duramazlar. İlla kema yakumullezi yetehabbatu şeytanu minel mes. Şeytanın sersemleştirdiği böyle yalpalayan insanlar gibi davranırlar. Siz bunu faiz yiyen daha çok kimdir? İster tüketici, ister efendim finansçı, ister fabrikatör. Dikkat edin, insan bir faize bulaştı mı, elini verdi mi, kolunu verdi mi, vücudunu, bütün malını, mülkünü, servetini yok ediyor. İşte tam sersemleşiyor insan. Aynen öyle. Sersem. Onun için Allah Teala burada, evet. Ha peki bunlar ne derler? Böyle yapıyorlar. Diyorlar ki zalike bi annahum kalu innemel bey'u mislur riba. Derler ki ya ne farkı var yani? Bey'e de aynen riba gibidir. Bakın çok önemli faizin tanımı meselesi. Evet. Diyor ki bey'e neydi? Alışveriş. Alım satım işlemi. Alım satım işlemi riba gibidir. Allah Allah. Şimdi biz ribayı bir fazlalık falan filan tanımlamıştık. Hı hı. Hani alım satımdan elde edilen kar da efendim riba gibidir dese anlayacağım. Ama burada onların mantığı diyor ki alım satım da riba işlemi gibidir. Yani alım satım sözleşmesi ile riba sözleşmesi aynı şeydir diyorlar. Yani bunu söyleyen faiz yiyenler. Evet, faiz yiyenler. Bunu söyleyeyim, evet. Ama Allah Teala bu benzetmeyi aslında bir anlamda koruyor devamında. Devam edelim o zaman. Ve ehallallahu l-bey'a ve harramer riba. Oysa Allah alım satım işlemini helal kılmıştır, riba işlemini haram kılmıştır. Yani iki tane eylem var. Bir tarafta bir alım satım eylemi var, bir tarafta bir riba sözleşmesi eylemi var. riba eylemini ayrıdır, alım satım ayrıdır. Nitekim Nisa 29'da da alım satım ticaret ayırdı. Evet. Ribayı mal transfer yöntemi olarak onu da ayırdı. Burada da diyor ki fakat tanım meselesine geldiğimiz zaman
Demek ki şunu anlıyoruz. İkisi de bir eylemmiş. Bir de eylemden bahsediliyor. Bir riba eylemi var. Bir de alım-satım eylemi var. Alım-satım eyleminin tarifini yaptık. Ticaret dedik. Hı hı. Peki riba eylemi nedir? Bakıyoruz tarihten beri. İlk günden beri. Bugün de aynı. Efendim. Gelir kazanç amaçlı olarak yapılan borç sözleşmesidir. Hmm. Yani taraflardan birinin, özellikle borç verenin, bir gelir kazanç sağlama düşüncesiyle yapılan borç sözleşmesidir. Kredi sözleşmesidir. Hmm. Bugünkü anlamda. Bugünkü anlamda. Elde edilen gelir falan tamam, o da ribadır. Sonuç. Ama biz o işleme bakıyoruz. Asıl olan işlemdir, eylemdir. Şimdi bu mesele çok önemli. Hocam, hani burada deniyor ki mesela, affedersiniz. Buyurun, hocam mesela soru soruluyor. Faiz almak mı haramdır, tam vermek mi haramdır? Evet. Şimdi peki bir alan kişi olmasa ya veren kişi bu sözleşmeyi yapabilir mi? Hmm. Bir sözleşme olacak. Bir tarafta faizle borç veren olacak, bir tarafta da faizle borç alan olacak. Daha sonra faizle borç alan borcunun ana parasını artı bir de faizini verecek, karşı taraf da bunu alacak. Ticaretteki müşteri satıcı ilişkisi gibi. Yani orada da bir aynen alan olacak ki bir veren bir satan olsun. Tabii. Dolayısıyla ticarette nasıl ki ticaretin iki tarafında yer almak nasıl ki tarafları sorumlu kılıyorsa, burada da faiz işleminde de ister veren tarafta ol, ister alan tarafta ol. Efendim o işlemi, çünkü sen olmadan icra edilemeyecek. Onun için Allah'ın Resulü'nün bir hadisi şerifi bu konuyla ilgili. Hocam. Diyor ki faizcilik yapan da, şahitliğini yapan da, katipliğini yapan da suçta ortaktır. Çünkü o işlemi işleme destek çünkü vermiş oluyor. Sonuçta bir işlem var. Bu işlemin efendim bir şekilde bir köşesinden tutuyor. Onun hayata geçmesi için, hukuken bağlayıcı hale gelmesi için, o faizle borç veren kişinin yarın faizini talep edebilmesi için, hukuki zemini oluşturabilmek için orada yer alıyor. Dolayısıyla yani faiz sonuç olarak öncelikli olarak bir eylemdir. Nasıl bir eylemdir? Gelir kazanç amaçlı borç sözleşmesidir. Zaten hocam bir tarafta şimdi bu ayette karşılıklı iki kıyas yapılıyor. Yani birbiriyle evet, tartı yapılıyor. Evet. Bir terazinin bir kefesine el-bey'a denen işlem bir konuyor. Eylem. Yani bir eylem konuyor. Ticaret, alım-satım evet, eylemi. Diğer kefeye de er-riba denen, yine o da marife, er-riba denen faizli işlem konuyor. İşlem. Yani olur, faiz almak ya da vermekten bahsedilmiyor. Ha. Ticaret nasıl almasıyla eylemse, vermesiyle bir eylemse, karşısındaki kefeye konan, tartıya konan da, kıyas yapılan, karşılaştırılan da er-riba denen almasıyla vermesiyle faizli işlem. Dolayısıyla bu ayetten biz faizin yemesi mi haramdı, alması mı, vermesi mi falan gibi bir şey değil, faizli işlemin tamamının yasaklanmış olduğunu anlıyoruz. Tabii işlemin kendisi. Anlamamız gerekir zaten. Öncelikle işlemin kendisini yasaklandığını anlıyoruz. İşlemin kendisini. Zaten problem de bu noktayı görememekten kaynaklıyor. Ben kitabımızda kısa bir alıntı yapayım hocam. Bu meselenin bu yönüyle alakalı. Şöyle diyorsunuz. Faizin klasik fıkıh kaynaklarındaki en yaygın tanımı sözleşmede şart koşulan karşılıksız fazlalık şeklindedir. Görüldüğü üzere geleneksel ve yaygın faiz tanımında eyleme değil, eylem sonucu elde edilen hasılata, fazlalığa vurgulanmaktadır. Vardır. Bu durum faizin tanımı ve hangi mallarda faiz cereyan edeceği gibi içinden çıkılamaz tartışmalara zemin hazırlamıştır. Oysa ilgili ayette Allah alışverişi helal, ribayı haram kıldı buyurulurken karşılıklı iki eylem, iki mal transfer yöntemi mukayese evet, edilmiştir diyorsunuz. Yani burada mesele almasıyla vermesiyle birer işlemin mukayesesi, kıyaslanmasıyla evet, ilgili bir meseledir.